Tamam sen geçsin. Merhaba abim, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Cevizli burası değil mi abi? İstanbul Cevizli Kurban Pazarı. Kurban Pazarı. Kastamonu Devrekhane'den geldik. Kaç tane kurban getirdin? 42 tane. 42. Satış yaptın mı? Elhamdülillah. İyi, şükür. Bu sene eskisi gibi çadır yok, İstanbul'da mal kalmaz. Aynen öyle düşünüyoruz. 16 çadırımız var Cevizli Pazarı'nda. Bundan önceki yıllarda 600'e kadar. Doluydun evet. Doluydu. Üretimdeki aksaklık nedeniyle sıkıntı büyüyor abi. Sıkıntı büyük. Üretim durma noktasına gelmek üzere. Herkes bunu bilince. Bu sene son senemiz. Bundan sonra gelmeyi biz de düşünmüyoruz artık. Düşün, çok çadırda da aynı sıkıntı var. Her çadır aynı. Umduğumuzu bulma şansımız yok. İlçemizdeki fiyat İstanbul'da da aynı. Aynı. Hizmet insanların ayağına gelmesine rağmen düşünceleri farklı. Farklı. Çözemediğimiz bazı noktalar var. Onu çözme şansımız da yok zaten. Yok. Onun için üretici olarak biz bu işten eli çekmek üzereyiz. Çok dostumla öyle sohbet ettim çadırlarda da herkes aynı şikayette. Aynen, aynen. Çünkü ilçede olan fiyat burada aynısı. Bu kadar zahmete, meşakkate, canlıyla uğraşmak tabii ki zor. Bu hayvanlar Kastamonu gibi yerden buraya arabayla geliyor. O süreç içerisinde çekilen zahmet zaten bir sene anlatsan bitecek gibi değil. Bitecek gibi değil. Onun için amaç burada para kazanmak, ticaret yapmak ama tersi olduğu için bu işi bırakmak zorundayız. Aynen öyle abi. Tosunlarımızı bir tanıyalım bakayım. Tabii ki. Her çeşitte, her ebatta hayvanımız var. Bana ufak hayvanların fiyatını sor Duray abi diyorlar genellikle. Genelde 8 bin liradan başlıyor. Başlıyor. 19 bin liraya kadar istiyoruz ama tabii ki alıcının durumundan dolayı şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Birkaç tane hayvanımız satıldı. Bunda kaç var abi bu sıra? Satılanlar 9 bin lira. 9 bin. Boyalı olanlar. Ha, satılmış onlar. İşte satacağız Allah nasip ederse. 9 civarında bunları. 19, 20 civarında şu büyükleri. Büyükler 20 civarında. Aynen öyle. İçeride boy boy değişiyor. Kilosuna göre hayvanımız var. Çeşidimiz bol. Yeter ki müşteri gelsin. Müşteri geldikten sonra her keseye, her bütçeye uygun hayvanımız var. Abi bunun eti çok farklı bu kara hayvanlar. Siyah hayvanlar evet. Tercih ediliyor. Evet. Yerli olduğu için. Evet. Öncelikle siyahlar satılıyor zaten. Farkındaysanız hep siyahlar boyalı. Aynen aynen. Çok çadırda bu dikkatimi çekti. Evet, aynen öyle. Halep siyah. Siyah. Ondan sonra simentel ırkları satılıyor. Bu sıra 20 mi dedin abi? 20, evet. 20. 19-20 civarında istiyoruz. İşte satılan danamız var bir tane orada. 17,5. 17,5. Satıldı o fiyata. Abi bunlar bakımı çok zor çünkü aksidir bunlar. Yok, aksilik değil açısından mi? Değil. Onlar insana alışıyor zamanla. Alışma meselesi. Tabii ki. İçinde sürekli durduğumuz için. O da doğru. İnsanla iç içe oluyor. Hayvanlar çabuk uyum sağlıyor. Çeşidimiz bol Duran Bey. Dostlar burası Cevizli Kurban Pazarı. Bu çadıra geldiğiniz zaman her seçenek var. Fiyat 9 milyar. 9 binden 20 bine kadar kurban var. Çok güzel düvelerimiz var. Damızlık vasfını yitirmiş. Düveler bunlar değil mi? Evet. Evet. Bir de bunları soruyorlardı bana. Damızlık vasfını yitirmiş. Güzel dişilerimiz var. Bunlar veteriner tarafından raporlu. Yön tutmadığı için burada. Bunlara da talep yoğunlukta biliyorsunuz. Evet, evet. Hayvan makbul olduğundan. Fakat üretim açısından da hayvan sayısının yükselmesi açısından Tarım Bakanlığı tarafından yasaklandı. Sadece döl tutmayan hayvanlarımız burada. Ve 10 yaş üzeri olanlar burada. Bunlara kaç para diyorsun abi? Bunlara 10,5, 11, 11. 8,5 baştaki. Boy boy hayvanımız var. Hacı amca sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Maşallah sen iyisin ya. Kaza da geçirmiştin biliyorum. Yani yine de memnunuyum. Aynen aynen. Allah. Bu işler zaman zaman bitecek. Allah bereketini versin. İnşallah. Tabii sıkıntı. Sıkıntı çok biliyorum. Çok büyük sıkıntı. Müşterinin alım gücü yok.
her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Allah herkese yardım etsin ama durum da bu, inkar etmemek gerekiyor. Strese giriyor insan. Vatandaşın alma gücü kalmadı. 100 lira para için alamayın. Abi şartlar o da kötü şartlar ki. Şartlar çok ağırlaştı. Masraflar ağırlaştı. Bizim ya. De içerisimiz yanıyor yani. Tabii. Memnun ne kadar olsa vatandaşın çadırdan boş çıkması beni rahatsız ediyor. Doğru söylüyor hocam. Yem 88 bin lira bir torba. Günde 5-6 torba yem yiyor bu hayvan en az. Başı büyükte 100 bin lirayı satıyorlar o şeyi, hayvanların yediği yemi. Abi doğru, 188 bin zaten kara borsa. Evet. 100'e de satar, 90'a da satar da fakat bu hayvancılık bitti. Biz pazarı biz açtık. 40 senedir bu pazara geliriz. Bu seneye kadar yani örülmüş değilmiş. Vay. Geçen sene pazarı kapattılar. Yine 40 hayvandan kartal pazarına gidiyor. Çok şükür bu senekinden çok çok iyi. 70 çadır gelirdi devre kâhı kazasından buraya, bu pazara. Pazarı biz vurduk. 7 çadıra düştü kapatmadan önce. Şimdi 3 çadır var devre kendileri var. Tek 3 çadır. 70 çadırdan. 70 çadırdan 3 çadır var devre kendi. Kastamonu devre kendi olarak. Kendi. 3 arkadaş var. Bu onda biz kurduğumuz kişiler var. Kişiler. Çok az bir ticaret yapabiliyor. Vay be. Yediğimiz ekmeği bildiğimiz için şey yapmış, bırakmak istemiyor. Ama gel seneye yoğuyuz. En azından üçümüz de gidecek. Evet. Vatandaş barfur mu neyse oradan alsın. Durum maalesef böyle. Elbette kesilir. Karma etleri koşatlanır, verilir. Kurban diye bir şey kalmadı. Ya o iş bitti. Kurban zaten tadile döndü. Evet, tadile döndü. Efendim bizde inek gidiyor. Mesmele yok. Bas bıçağı gitsin. Bas bıçağı gitsin. Onu da kesebilirsin. Barfurda burada 22'ye 23'e alma, barfurdan 30-35'e al. Yani bizim emeğimizi karşılaması mümkün değil. Ben para kazandım diyen adam yalan söyler. Şu hayvanın içerisinde kendim 15-20 hayvanı olmamış olsam külliyetli zarar. Kendi ineklerimin zararları da öylelikle yapacağı zararı kadar. Evet. Para kazandım diyen adam yalan söyler. Yemciye masraf, yolcuya masraf, küresinin masrafı bir çadırın 20 milyar. Sen köyden buraya girişin yerli kağıdın içine. 45 milyar şu anda şuranın masrafı. 45 milyar. 45 milyar. Bunun hiç şakası demeyeceğini yok. Yalın da yok. Nereye gitmiş 45 lira vatandaş? İki araba malın getirilmesi, daha önceden gelip çadırın buraya kurulması, çoban parası, masraf parası, yer parası 45 milyar. Evet. Sülta edemeden gidersen nereden ödeyeceğin parayı? Traktörünü satacağın parayla. Sete vatandaş kredi kartlarıyla boğuşuyor. Bu hayvancılık bitti. Önceden idi. Allah sonumuzu hayretsin. Boş ver. Türkiye'de var üretilmesi. Maşallah. Şu hayvanın güzelliğine, masrafına. Evet. Kolay gelsin buraya abi. Vay canım, nasılsın? Sağ ol. Görüştüğümüze şükür. Allah'ım kolaylık versin. Bizim bu sene bitti gayri şimdi. Bak. 40-45 senelik emeğimizi, devamını bu sene noktalayacağız. Zor abim, zor. Kaç da diyor şimdi? Umarım 14.30'da yazdı, 14.30'da. Akşam pazarına bir alışveriş ederiz inşallah. Vatandaşın bu hafifleri bize gelmesini bir sene bakmış. Allah şahidim, bir sene bir kesin. Başkaları gibi bir ay iki ay baktı sonra şişirip getirmiyor. Hayvan aynı, belli zaten doğal. Aynı ebatların var diye vatandaş 500 kilo, 550 kilo geliyor. Bunlar da 750-800'ün altına düşmüyor. Niçin? Yem yediğinden dolayı. Evet. Yem yemese bu hayvan kilo yakmasın mümkün değil. Mümkün değil. Mi? Kapalı besi yapıyoruz. Ahırlara dikili. Başka yapacak bir şey yok. Ahırları ne haber canım, ne yapayım? Çok şükür, sen nasılsın? Kolay gelsin. Geziyor musun öyle? Aynen, bakıyorum. Kurban, her sene bunlar bizim hemşerimiz. Bunlardan evet, var. Evet. Evet dostum, evet. Bütün kurban çadırlarında hep aynı sıkıntı, dertler. Maalesef. Masrafla büyük. Kime anlatalım kardeşim? Derdimizi kime anlatalım, o durum. Derdimiz büyük. Yem katkıları, girdileri aşırı derecede fiyatlı.
hayvancılık olmaz. Mazot başına aldı. Her şey başına aldı gitti. Ondansa fiyat günlerimizden ikramımız. Bir çözüm getirse ben şurada niye isteyeyim 18-19 bin? 14 isteyin vatandaş alabilsin. Evet ama yedi masraf çok. Keser. Yem insin 50 kağıda, ben de neyi vereyim 12 kağıda. Bu işler zincirleme gidiyor. Çiftçi bitti. Bitti. Tamam, konuşacak bir şey. Hacım Allah kolaylık versin, ne sağ diyelim? Allah razı olsun, size de. Hayırlı satışlar olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Tamam.